Selam yumurseverler. Bugün yanımda Çin'den almış olduğum değişik bir ürün var. Tam olarak ne denir buna bilmiyorum. O yüzden direkt göstereceğim. Kutunun içinde 4 tane tank paletimiz var. Sonra şöyle 4 tane motorumuz var her palet için ayrı ayrı. Kalan parçalara ister robot diyebilirsiniz, ister tank diyebilirsiniz, isterseniz şasi diyebilirsiniz. Şöyle bir dünya metal parçamız var. Bu metal parçaları birleştirdiğimizde bu bir robot oluyor ya da tank oluyor. Ne isterseniz o oluyor. Kurtarma robotlarına benziyor aslında yani. Görünüş olarak ben kurtarma robotlarına benzettim. Şu enkaz altına falan girmek için kullanıyorlar ya. Birazcık onlara benziyor. Ama gerçekten tam olarak ne olarak adlandırılır bu bilmiyorum. Şimdi burada bir taraftan ben bunu toplayacağım. Bir taraftan İlge evinde buna özel bir mekanizma hazırlıyor. Bayağı havalı bir şey. Yapabildiysek zaten başlıkla yazıyordur siz ne olduğunu gördünüz. İkimizin de işi bittikten sonra toplanacağız. İkisini birbirine birleştireceğiz ve bayağı havalı bir şeyimiz olacak. Videoya devam etmeden önce sizlere World of Tanks oyunundan bahsetmek istiyorum. World of Tanks tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde 550'den fazla tank modeli barındırıyor ve bu tankların her birinin farklı farklı özellikleri var. Stratejinize göre istediğiniz tankla oynayabiliyorsunuz. Mesela hafif bir tankla hızlı bir hücum yapabilirsiniz veya ağır bir tankla uzaktan bitirici vuruş vurabilirsiniz. Ayrıca oyun yetenek tabanlı bir oyun, yani parayı basanlar değil yetenekli olanlar oyunu kazanıyor. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten şu anda ekranda gördüğünüz tank tasdik koduyla oyuna üye olursanız bir tane T-127 model tank, 500 gold ve 7 günlük premium hesaba sahip olabilirsiniz. Bu kampanyanın sadece açıklama bölümüne bırakacağım linkten tank tasdik koduyla oyuna üye olan yeni üyelere özel olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Dediğim gibi oyunun linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz ve hemen ücretsiz bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. World of Tanks'a bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyerekten yapım aşamasına geçelim. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion of. Evet, şu anda benim yapacağım kısımlar bitti. 4 saat civarında topladım. Aslında o kadar bile sürmezdi ama bazı vida delikleri falan böyle yerine oturmuyordu. Onların içini genişletmekle falan uğraştım, yani onları uğraştırdı daha çok. Modelin hareket kabiliyetleri şu şekilde. Bunlar zaten işte paletler dönebiliyor. Her birinin içinde 3 tane tekerlek var. Bunların sadece bir tanesi motora bağlı. Diğerleri duruma göre devreye giriyor. Böyle sürtünmeye göre falan devreye giriyorlar. Şöyle bir süspansiyon sistemimiz var. Bunlar bir yere çıkarken inerken falan bayağı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat sağı ve solu bağımsız değil. Yani bu palet hareket ettiği zaman öteki de hareket etmek zorunda. Önle arka bağımsız birbirinden. Şimdi İlge bir taraftan bunun üstüne bir alev püskürtücü yapıyor. Şu anda test aşamasında. Bugün testlerden başarılı olarak geçerse yarın gelecek ve bunun üstüne montajını yapacağız. Yarın görüşürüz. Şu anda masayı ben de aldım. Hakan bir yandan mekanik montajı yaparken ben de burada elektronik bir sistem hazırladım aslında. Bu sistemin projeye katkısı uzaktan kumanda modülünün eklenmesi ve aynı zamanda burada bir ateş püskürtücü yardımıyla önüne çıkan tüm engelleri yakmaya yarayacak. Kumandayı bir kenara bırakırsak buradaki sistemden bahsetmemiz gerekirse burada bir bütan gazımız var. Bu bildiğimiz aslında çakmak gazı. Çakmak gazını servomotorla tetikleyerek ön taraftan püskürtüyoruz ve bu püskürtmeyi buradaki kumanda üzerinde de istediğimiz gibi ayarlayabileceğiz. Bu sayede alevin büyüklüğünü de ayarlamış olacağız. Bunun haricinde sistemde tankın motorlarını sürebilmek için bir motor sürücü var, yüksek amperli. Ve uzaktan kontrol sağlayabilmemiz için burada da bir radyo devresi var. Şimdi yapmamız gereken ise buradaki devre bir ateşleme sistemi dahil edip püskürtülen bütan gazının yanmasını sağlayacağız ve bu sistemi Hakan'ın yaptığı mekanizmanın üzerine takacağız. Şimdi de montaja başlıyoruz. Deney başarılı. 10 numara oldu. Hala ateş etme sistemi çalışmadı ama ona bir çözüm bulduk. Ön yükleme yapıyoruz. Yani aslında gazı biraz boşaltıp yakıyoruz. Evet.
full verdiğimizde de artık bizim alev püskürtücümüz hazır. O zaman tanka geçebiliriz. Aynen, artık montaj zamanı. Evet, şu anda tankın hareket testini yapıyoruz ve gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Hadi gel. Oo, daha pili sabitlemedik, onu görmezden gelin. Oluyor oluyor. Çok iyi be. Şu anda tankı test etmek için bir zeytinliğe geldik. Burada böyle arazide test edeceğiz. Bakalım gerçekten bir tank olmuş mu? İnşallah olmuştur. O zaman pilini takarak başlayalım. Hazır mıyız? Kumandamızı açtık. Okey. Ne ya? Niye ya? Bu arada bu aldığımız şasi gerçekten dandikmiş. Hani böyle tamamen prototip yapma üzerine bir şey düşünmüşler. Böyle çok anlamsız problemler yaşayabiliyoruz bu şekilde. Bence oldu. Evet. Çık oradan. Çık. Süreceğim mi Harun? Evet. Biraz evet. Çoluk çocuk eğlendirelim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Sağ taraftaki sağdaki ikisini döndürüyor. Sol taraftaki de soldaki ikisini döndürüyor. Ona göre. Tamam, anladım. Hadi. Helal be. Vay be, hakikaten. Burada dünyanın en iyi kumandası var. Kumanda imzayı göster hemen. İmzayı göster bak. Lige. Bak ne yazıyor? Ne yazıyor kumandada? Lige. Lige. Kim o? Şey mi, Japon, Çinli biri mi o? Yok, tersten okunması lazım onun ama işte şey yapıyor. Ama dünyanın en iyi kumandası bu arada gerçekten. Uf. Harun, sonu bozcan gibi gelmeye başladı böyle. Her yere bir girmeye çıkmaya başladın. Bırak sana kumandayı. Ver bana. Ver o kumandayı. Hadi gidelim. Evet, şu anda alevli kısımlar için bahçeye geldik çünkü kontrollü bir ortamda olalım dedik. Burada bir hortumumuz, mortumumuz bir şeyler var. Bir de yakarsam babamın evini yakmış olayım. Yabancıyı ve ormanı falan yakmayayım dedim. Şu an sistem hazır. Evet. Burada ama böyle bir gerginliğim var benim. Var, benim de var. En son çünkü burada ateşli bir video çektiğimizde neler olduğunu hatırlayanlar vardır. Hoş şeyler olmadı. Evet, aynen öyle. Hey hey hey. Ne oldu? Şimdi zaten tank olarak herhangi bir farkı yok. Yine aynı şeyleri yapıyor. Burası çim zemin olduğu için daha rahat sürüyoruz ama. Biraz daha hızlı değil mi burada? Evet, biraz daha hızlı. Toprak zemine göre. Çok daha iyi yer tutuyor çünkü. O zaman şöyle ben bir şu ucunu şu tarafa döndüreyim. Şöyle şuraya doğru başlayalım mı? İlk önce böyle standby modunda yakıyoruz. Ben şöyle kenara çekilmek istiyorum yavaş yavaş. Ben de şöyle bir uzaklaşmak istiyorum. Huuu! Dur. Durmuyor, ilgi durmuyor. Dur. Ha. Full'le bir deneyelim bakalım. İlge, programında hata var İlge. Sistem yadı. İlge kodlamada hata var. Alev verirken hareket etmiyor. Evet, çünkü kontrol etmemiz için, kontrollü bir şekilde onun salınımı yapması için o şart. Ama ben böyle alevli şekilde ilerlemek istiyordum. Tankı o şekilde kodladığımızda biraz güvensiz olabilir. Çünkü ateş önünde olan bir tank kontrolden çıktığında nereye gittiği belli olmadığında hem onu yakalamak hem de vardığı noktada yangın çıkmamasını engellemek bayağı bir zor. Tam bir eğitimci kafası. Aynen. Ya. Bana kalsa ben böyle vuuu falan diye böyle her yeri şey yaparım. Evet, o yüzden ateş püskürtürken hareket etmiyor. Tamam o zaman. İstersen şimdi şu ön yüklemeyi bir daha çakmağımızla yapalım. Ondan sonra ateş püskürtmeye zaten devam edebiliriz. Çok iyi ya şu. Şu çok iyi. Şimdi şunu denemek istiyorum. Önüne yakabileceğimiz bir şeyler koyacağım ve ne kadar sürede tutuşturuyor ona bakacağım. Şimdi şuraya şöyle bir çalı çırpı koyduk. Buradan böyle bir harlayacağız. Evet. Beklentimizden başka yerler de yandı. Ama mangal tutuşturmak için çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Bak oraya gelmeye nasıl geldi. Bu çok iyi. Şöyle bir de yandan falan destekleyelim.
Kapadokya'daki balonların içindeki sese benziyor ya direkt. Aa, evet. Aynen, o oradan çağrışım yapıyor. Galiba gülleri yaktım. Yakmadım, tamam. Okay. Harun. Hayır, sakın. Ya kaçma. Ya yapmayın. Hakan, bunun gazı bitmiş. Ne çabuk. Oha, bayağı şey böyle kaç saniyede, yani saniye değil de bir dakikada falan tüketmiş olduk. 10 atış falan yaptın aslında. Aynen. Yani 10 kere öyle full verdiğim zaman bitiyor. Evet, aynen. Şimdi bunu değiştirmemiz gerekiyor. Baksanıza şeyin geldiği yer, gazın geldiği yer donmuş soğuktan. Hakan biraz kısık bassana ilk başta. Basayım. Biraz daha, çok az arttır, bas. Hah, şimdi büyük. Bence bu tüpte sıkıntı var. Bu tüpün canı bu kadar. Tüp bozuk. Şimdi gaz kolumuz az bastığı için yazılımla aslında oradaki servomotorun ittirme kuvvetini birazcık artıracağız. Daha doğrusu açısını. Bu sayede daha fazla gaz püskürtebilir hale gelecek. Şimdi yazılım atacağız tekrardan. Şu an yazılım tamam. Hemen bir kumandan test edeceğiz. Tabii ki buradaki sin hassasiyeti bayağı bir artmış durumda olacak şu an. Şu an anladığım kadarıyla şey oldu yani. Daha fazla bastığı için buradaki benim ayar şeyim değişti mesela. Aynen öyle. Uuu, bu daha havalı oldu. Çok fena. Çok daha tanzikli çıkmaya başladı. Şimdi görevimiz tehlike başlasın. Bence benim görev başarılı. Denemek ister misin? Challenge'ımız şu. Balonların arasına gireceğim ve hepsini birden bir kere de patlatmaya çalışacağım. Bence yapamazsın. Olmaz mı? Ha. Şöyle hazırlayayım. Tamam, şu an veriyorum ayarı. Hadi. Nasıldı? Yani hepsi hadi. Değildi ama. Evet, denemek ister misin? Bayağı zevkliymiş bu arada. Hazır mıyız? Çok iyiydi. İkisi birden. Birazcık böyle tepeye çıkıp yapmak istiyordum aslında ama yine görev başarılı bence. Evet, fazlasıyla ateşli bir projenin daha sonuna geldik. İlge, teşekkür ediyorum yardımların vallahi için. Valla ben teşekkür ederim. Bu heyecanı birlikte yaşadığımız için gerçekten çok heyecanlı ve ateşli bir projeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca İlge ile daha fazla video gelmesini istiyorsanız İlge'nin kanalına şuradaki görselden abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.